Sabah saatleriydi. Türkiye, hatta dünya gündemine bir haber düştü. Bomba gibi dememiz hiç yanlış değil. İstihbarat birimleri Suriye'nin Lazkiye şehrinde saklanan bir teröristi yakaladı. Buraya, Türkiye'ye getirdi. Terörist bundan 5 yıl önce Reyhan'da düzenlenen çifte bombalı saldırının faili Yusuf Nazik. Saldırıda tam 53 kişi hayatını kaybetmişti, hatırlayacaksınız. Terörist yakalandıktan hemen sonra kameraların karşısında çok çarpıcı bir itirafta bulundu. Emri bana Suriye istihbaratı verdi dedi. Yani Esad'ı işaret etti. Katliam emrini ondan aldığını söyledi. Reyhanlı patlamasının eylemini benle arkadaşlarım yaptık. Suriye istihbaratı emret diyor. 53 kişinin katili, ajan terörist, film gibi operasyonla Suriye'de yakalanıp Türkiye'ye getirildi. İtiraflar gecikmedi. Kanlı saldırının emrini Suriye istihbaratı verdi dedi. Suriye istihbaratında görevli olan Emnel Askeri'de Hacı Kod adlı Muhammed emretti. Türk istihbaratı 5 yıldır Reyhanlı'yı kana bulayan teröristlerin peşindeydi. Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan ve failleri yönlendiren kişinin Yusuf Nazik olduğu tespit edildi. Ve aylar sürecek sabırlı takip başladı. O teröristin Hatay'a 80 kilometre uzaklıktaki Lazkiye'de saklandığı, rejim askerleri tarafından korunduğu belirlendi. MİT, girişleri kontrol altında tutulan her gelenin arandığı şehre sızdı. İstihbaratçılar teröristin attığı her adımı izledi. Alışkanlıklarını, rutinlerini not etti. Evden kaçta çıktığını, nereye gittiğini, kimlerle görüştüğünü bir bir belirledi. Türk istihbaratı hiçbir ülkeyle paylaşmadı takibi. Ne destek aldı ne de bilgi. Operasyon tamamen milli olarak yürütüldü. Uygun an geldiğinde de istihbarat timi teröristi şehir merkezinde kıstırdı. Başına geçirdi, çuvalla paketledi. MİT ekibinin Türkiye'ye intikalini askeri istihbarat planladı. Yakalanan terörist hiç kimsenin ruhu duymadan sınırdan geçirilip Hatay'a alındı. Oradan da Ankara'ya götürüldü. Mavi kategoride aranan Reyhan saldırısının organizatörü Yusuf Nazik, İlk itiraflarını kamera karşısında yaptı. 11 Mayıs 2013 Reyhanlı patlamasının eylemini benle arkadaşlarım yaptık. Suriye istihbaratı emretti. Bu cümleyle katil Esad deşifre oldu. Terörist bölgedeki örgüt üyelerine de seslendi. Türkiye devletinden kaçamadım, pişmanım, beni Suriye'den yakalayıp getirdiler. Ve Suriye'deki arkadaşlarıma sesleniyorum. Yol yakınken dönün. Türk devleti bize sahip çıkar, kendi devletimiz bize sahip çıkar. Çok konuşulacak bir de mesaj verdi. Suriye devletine sesleniyorum. Türkiye devleti çok büyüktür, bunun hesabını elbet sizden soracak. Terörist sorgusunda saldırının azmettiricilerinden Mihraç Ural hakkında detaylı bilgiler de paylaştı. Ural'ın birkaç gün önce saldırıya uğradığını doğruladı Yusuf Nazik. İstihbarat kaynakları saldırıyı planlayan Suriye gizli servislerinin bu operasyonla büyük bir prestij kaybı yaşadığına dikkat çekti. Çünkü uluslararası bir komplo için kullandıkları o ajanın burunlarının dibinden alınıp götürülmesini engelleyemediler. Ve onun verdiği ifadeyle Reyhanlı saldırısının arkasında Suriye istihbaratıyla Esad rejiminin bulunduğu kesinleşmiş ve kayıtlara geçmiş oldu.